2024 yılıyla beraber memur maaşlarına gelecek olan zam oranı, emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı, bir yandan da fiyatlara gelecek olan zam oranları, işte cezalar nasıl artacak, ödemeler nasıl artacak, vergi ödemelerinde ne kadar bir zam olacak? Bunları konuşuyoruz. Pek çok şey değişiyor elbette. Ama 2024 yılında kamuya Personel alımıyla ilgili çok önemli haberler var. Hangi birime, hangi bakanlığa, hangi kuruma, kaç personel alınacak, nasıl istihdam edilecek, ön şartlar neler, başvuru koşulları neler, nerelerden başvurulacak. Çok önemli çünkü çok geniş bir kadrodan bahsediyoruz. Bir Ankara'ya dönelim. Murat Sek bana anlatacak detaylarıyla ondan dinleyelim. Başvuru niyetinde olanlar böyle bir istihdam olanağı sağlanıyor kamuda. Çok önemli. Dikkatlice dinlemenizi rica edeceğiz. Murat kolay gelsin. Seni dinliyoruz hep beraber. Kolay gelsin Merve. Kamuda sadece bir bakanlık, iki bakanlıkta değil, birçok bakanlık ve kamu kuruluşlarında 2024 yılında geniş bir istihdam alanı oluşturulacak ve pek çok alımlar yapılacak. Elbette her bakanlık, her kuruluş peyderpey alım yaparken ilana çıkacak, duyurularını da yapıyor olacak. Peki Hangi kurum kaç personel alacak? Hep birlikte ekrana dönelim ve detayları aktaralım. İlk olarak Ticaret Bakanlığı toplamda 1500 kadrolu memur alacak. Merkez teşkilat yani Ankara'ya 125, Ticaret İl Müdürlüklerine Ankara dışında toplam 80 ile 1000 personel alımı yapacak. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine de 350 olmak üzere serbest bölge müdürlükleri de 25 toplam 1500 personel alımı var. İçişleri Bakanlığına gelelim. Hem güvenlik anlamında hem de e, idari iş anlamında İçişleri Bakanlığı'nın da yine çok sayıda personel alın alacağını belirtelim. İçişleri Bakanlığı 2024 yılında 12.890 per personel alımı yapacak. Bunlardan 10.102'si Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine de subay, as subay olmak üzere alımlar yapılıyor olacak. Bir sonraki bakanlığımız Sağlık Bakanlığı malum bu noktada sağlık hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi için ihtiyaç açıklarının da kapatılması konusunda yeni ilanlar var. Sağlık Bakanlığı 2024 yılında tam 27 bin personel istihdamı yapacak. İlerleyen günlerde diğer kadrolar için de alım yapılması bekleniyor. Sağlık memuru için 25 sağlık memuru, bir tekniker, 3498 tabip, uzman tabip 23464, uzman tabip için de Sağlık Bakanlığı zaten ilana çıktı. Şartlarında kılavuzunda önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hemen bakalım. Toplam 2024 yılında 2192 engelli personel alımı yapılacak. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu duyurular hali hazırda duyurusu yapılan, bilgisi verilen iş ilanları. Yani e, bu sayıların üzerinde de bakanlıklar önümüzdeki süreçte 2024 yılının ortasında da yeni ilanlar e, için duyuru yapabilir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bakalım. 2024 yılında 2021 personel alımı gerçekleştirilecek. Gençlik çalışanı için 1071, toplamda 950'de de antrenör, antrenör alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerimiz bu noktada oldukça önemli. Elbette sürecin işleyişi içinde kamuda istihdamın sağlanması, o bağlantının kurulması lazım. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin kontenjanlı personel alımı yapacak. Bunlardan 1500'ü tarım işçisi, 1443'ü destek personeli, büro personelleri var, veteriner hekimlerimiz var, şoför var, gıda mühendisi var, su ürünleri mühendisi var. Birçok alanda toplam 7 bin kontenjan Tarım Bakanlığı'na ayrılmış durumda. Kültür Bakanlığı'na gelelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Mehmet Nuri Ersoy, bakan geçen gün paylaştı tweetini. 1500 personel alımı yapılacağını duyurdu e, ve son olarak da Adalet Bakanlığı'na gelelim. Adalet da, Bakanlığı da bu yıl 60 sözleşmeli personel alım alacak. İlerleyen günlerde kadrolar için e, gerekli şartlar da paylaşılıyor olacak. E, düzeltiyorum. Son bir görselimiz daha var. Gelir İdaresi Başkanlığı. 1271 gelir uzman yardımcısının da 2024 yılında kamuda istihdam edileceğini de paylaşmış olalım. Anlattıklarımı ek olarak dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Az önce de söylemiştim. Bunlar hali hazırda ilgili kurumlar ve bakanlar tarafından duyuruları yapılan alımlar. Sadece bu kadar alınmayacak 2024'te. Önümüzdeki süreçte bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar yeni ilanlarda açabilir, yeni duyurularda yapabilir. Hep birlikte bizler de heyecanla takip ediyor olacağız. Murat Sekban çok teşekkür ediyoruz.